Evet, bu konuyu çok konuştuk. Konuştuk da konuştuk. Şimdi bir grup var. Bilen biliyor. Çok da konuşuyoruz aslında. Yüz yüzeyken konuşuruz grubun adı. Ha, evet, o da mı? Ve bu grubun önce bir solisti Kaan'ın... Ona mı? Ha. Tamam, onu da anlatalım. Ama ondan önce bir aile hikayesi daha var. Yani aslında bu da aile içi şiddet. Fakat bu... Bunun içinde şiddete yer var mı yok mu bilmiyorum. Gerçi burada psikolojik hikaye var birazcık da aslında. Hı hı. Sevgili Metin Akpınar, 81 yaşındaki Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları ve torunları olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Cuma evet. günü biz de biraz vermiştik. Hatta mahkeme kararıyla kızının DNA testleri sonucunda ikiz kızlarının Metin Akpınar'a ait olduğu ve nüfusuna geçirdiği hikayesini artık herkes biliyor. Şimdi bundan sonra sevgili Metin Akpınar bir açıklamada bulunmuş. Nüfusa geçirme olayı? Evet. Metin Akpınar açıklamalarından sonra demiş ki işte ben öyle üzgünüm. Bütün bu olaylar istersen okuyalım biraz yavaş yavaş. Çünkü ciddi anlamda kendini ifade etmiş. Bir izleyelim neler olmuş, nasıl anlatmış ve tabii ki Nebioğlu'nun da bir cevabı var burada, yani kızının. Çocuğu acaba? Baban nerede? Yok. O da mı yok? Neredeyse 1,5 aydır hiç uyumuyorum. Davanın son sürecini bekliyordum. Beklediği dava sonuçlandı. 35 yıldır her yerde aradığı babası Metin Akpınar'dı. Usta sanatçının iki kızı, iki de torunu olduğu ortaya çıktı. Yıllarca filmlerini seyrettiğimiz adamın babam olduğunu öğrendim. Bunu söylemek tabii zor. Eşim açısından da zor. 81 yaşındaki Metin Akpınar 62 yıl önce Göksel Özdoğdu'yla hayatını birleştirmişti. Çiftin çocukları olmadı. Sevgili eşim bence müthiş bir alicanaplık yaparak. Türlü çileyle büyüyen Duygu Nebioğlu çocuk esirgeme kurumuna terk edilmiş, sonra da evlatlık verilmişti. Ömrü Metin Akpınar'ın babası olduğunu kanıtlamakla geçti. Benim onun kızı olduğumu biliyordu en başından beri. Gördüğü anda o da anladı. En sonunda başardı. Üstelik bir de ikizi olduğu ortaya çıktı. Sevgi Nebioğlu Katırcı'nın iki çocuğu vardı. Umarım beni bağrına basar. Benim de yani ondan almış olduğum yeteneklerim var. İki kızı, iki de torunu olan Metin Akpınar günler sonra açıklama yaptı. Eşinden özür diledi, çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm deyip kızlarını çoktan kabullendiğini anlattı. Evlendim yavrucuğum, çok şeker çocuksun ama biz artık evimize geldik. Sevgi Nebioğlu Katırcı da dava sonuçlanınca usta oyuncunun nüfusuna geçecek. Gördükleri an bittik. Arka kapıdan kaçarız. Hadi bakalım, gündeme tam anlamıyla bomba gibi düşen bir olay. Metin Akpınar çok üzgün. 36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım bir kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğunu söylediler. 24 yıl boyunca hiçbir şekilde hani anne tarafı tamamen saklamış yani Metin Bey'den. Hı hı. Elbette çok şaşırdım ve sarsdım. Tabii annenin de nerede olduğu konusunda bir takım söylentiler var. Kızlarımdan öğrendiğime göre anneleri kızları bir yetiştirme yurduna vermişler ve 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemiş genç kızlar. Kendilerini ilk tanıdığım anda diyor Metin Akpınar, çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. O zaman nüfusa geçirme durumu yok. Zaten bir ailesi var diye mi kabul edip ya da suskun mu kalmak istemiş ki muhtemelen öyle. Muhtemelen. Yoksa öğrenirdik. Evet. Üstü kapatılmış diyelim. Orada da miras falan hikayeleri biraz biliyorsun Metin Bey'in mal varlığı da konuşulur. Evet Bey'de. Konuşulur. Evet. Yolumuz kesiştikten sonra eşim Göksel'le birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Ben o ilk anda mesela eşi Göksel Hanım'ın tepkisini tabii, çok merak ediyorum. Tabii çok büyük şok. Çünkü evliliği sırasınca olmuş herhalde 36 yıl önce Antalya'dayken. O sırada evli. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi. Tamam, bu konuda haklı. Yani bilmediği bir şey. Ama yani kızların ortaya çıkıyor. Bir kız da değil, iki tane kız ortaya çıkıyor. Hani bağrına basıp nüfusuna alıp yani diğer aileyle oturup konuşup ya da. Demek ki hani belki şey de demiştir diğer aile, hayır bizim kızlarımız bu şekilde devam edelim deyip ortak bir anlayışla yola devam etmişler. Kızlar şimdi 35 yaşında ya, 20 yaşında ortaya çıkmışlar. Yani 15 yıldır bu olay bir şekilde susarak bu şekilde devam ediyor. Ama 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler kızlar. İtirazım olmadı.
Kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı. Yani itiraz etmedim diyor davalı. Gizli kararı falan herhalde yok peki. Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra da 13 Ekim 2023 itibariyle Duygu benim nüfusuma geçti. Mahkeme. Evet. Zaten hukuki olmadı. İşlem tamamlanınca kardeşi de geçecek. Peki. Demek ki öyle olmaz. Peki kardeşinin düğüne gittin mi acaba mesela? O sırada bir de çünkü iki torunları var. Hani tabii. Bunlar gökten zembille inmedi. Bir evlenildi. Diğer, tabii tabii. Değil mi? Ardından da bütün bunları hiç mesela bilmiyoruz. Yani bilen biliyordur muhtemelen de tabii. Küçük bir çevre içinde. Varlıklarından haberdar olmadığım, çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı da üzdüğüm için özür diliyorum. En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum. Peki. Bu olayla gündeme gelmekten dolayı ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor. Üzgünüm. Üzgünüm, üzgünüm. Üzerine çok da gitmeyelim o halde. Madem, tabii ki. Madem bu kadar üzgün. Gitmeyelim. Yani sonuçta açıklamalar bol bol ve karşılıklı olacaktır.